Merhaba sevgili izleyiciler. TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanan az önce sona eren mücadelede Adana Spor kendi sahasında ağırlamış olduğu Sakarya Spor ile 0-0 berabere kalarak ligde puanını 27'ye yükseltti. Konuk Sakarya Spor ise ligdeki puanını 44'e yükseltti. Bu maçın analizi için sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce altta yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ayrıca videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı da bırakırsanız yine memnun olurum. Beğeni tuşuna basarsanız da yine sevinirim. Bugünkü mücadelede tabii ki hedefleri farklı iki takımın mücadelesiydi. Ben çarşamba günü çekmiş olduğum maç öncesi videolarında bu maçla ilgili 0-0'lık bir beraberlik beklediğimi dile getirmiştim ki ortaya çıkan sonuçta beni haklı çıkarttı. Tabii ki bunu söylemekle birlikte saat 1.30 seansında oynanan Bodrum Bandırma maçından da ben karşılıklı gollü bir maç bekliyordum Bandırma Spor'un kazanacağı. O maçta 0-0 sona erdi. Yani neden bu maça 0-0 demiştim? Açıkçası onunla ilgili de hemen şöyle fikrimi söyleyeyim. Yani Adana Spor'un puana ihtiyacı var. Bir puan bile kar gözüyle bakacak bir noktada. Sakarya Spor ise yani playoff hattında lig üçüncülüğünü kovalamak noktasında bir hedef kendini çizmiş durumda. Ama hani lig üçüncülüğü içinde Adana deplasmanından ligde kalma mücadelesi veren Adana deplasmanından bir puanı da çok da kayıp olarak görmemesi gereken bir puan olarak görüyordu. Ve şöyle bir enteresan durum vardı. Adana Spor'un lig başından beri oynamış olduğu 25 maçta herhangi bir şekilde 0-0'lık bir beraberliği yoktu. İlk defa 0-0'lık bir beraberlik aldı. Bu sonuçtan dolayı ben bu maçın 0-0'a daha yakın bir oyun olma ihtimali yüksek görüyordum. Çünkü lig ortalamasında genel olarak herhangi bir takımın en az 1 veya 2 tane maçının, yani en az diye altını çiziyorum, en az 1 veya 2 maçının 0-0 bitme ihtimali Türkiye Ligi'nde çok yüksek oranlı durumlar. Çünkü yani bizim ligimizde oyun temposu çok düşük oluyor. Yani zaten hani takım oyunu, kompakt oyun falan bunlara hiç girmiyorum da daha çok ikili mücadelenin ve işte oyunun temposunun ve oyunun duranlığı da ön planda olan bir ligdir bizim ligimiz. Yani bir futbolcu yere yatıyor, vakit geçirmek için işte enteresan hareketler yapıyor. Top dışarı gittiği zaman kaleciler oyunu başlatmıyor. Taça gittiği zaman futbolcular başlatmıyor. Yani topun oyunda kalma süresi Türkiye Ligi'nde maalesef yani Avrupa ölçeğinde, sonuçta biz Avrupa'ya bağımlı, UEFA'ya bağımlı bir ligiz. Yani Avrupa'da en düşük liglerden birisi Türkiye Ligi. Topun oyunda kalma süresi bakımından. Bu yüzden de hani ortalama bir takımımız lig içerisinde en az bir veya iki kez 0-0'lık bir maç bitirme durumu gerçekleşiyor. Adana Spor'un da sezon başından beri herhangi bir şekilde böyle durumu olmadığı için ben bu maçı 0-0'a en yakın maçıymış gibi görüyordum ve ki zaten öyle de bitti. Tabii ortaya çıkan durum her iki takım açısından da bence kayıp sayılmaz. Herhangi bir şey kaybettiklerini düşünmüyorum ki zaten Sakaryaspor playoff mücadelesindeki Bodrum ve Bandırma'nın da birer puanla ayrıldığı haftayı düşünecek olursak ligdeki dördüncülük koltuğu anlamında çok da bir kayıp olarak görmemesi gerekiyor. Yani en kötü ihtimal hafta yine dördüncü sırada bitirecek gibi görünüyor. Tabii ki diğer taraftan bakacak olursak da Adana Spor için ise alt taraftan uzaklaşmak adına Tuzla ve Şanlıurfa'dan bir adım daha uzaklaşmak adına bir puanı kar gözüyle bakabiliriz. Maça gelelim. Maça bugün Adana Spor kalede Ferhat Kaplan'la başladı. Defans ikilisinde oynayan futbolcular Fatih Kuruçuk'la Evren'de. Bekler'de sağ bekte Mehmet Feyzi Yıldırım oynadı. Onu genel olarak sol bekte izliyorduk. Bugün sol bekte Hüseyin oynadı. Sağ bekte Mehmet Feyzi Yıldırım oynadı. Orta alanda Mehmet Taş'la Dabo oynarken onun önünde Diakite oynadı. İleride ise bir tarafta Oberlin, diğer tarafta ise oynayan futbolcu Junior Fernandez'le birlikte diğer tarafta ise oynayan futbolcu Adana Spor'da şu an ismini hatırlayamadım ama bir tane siyahi oyuncuyla başladılar maça. Diğer taraftan Sakaryaspor'da ise bugünkü maça başlayan futbolcular kalede Cihan Topaloğlu başladı. Savunma ikilisinde Rayko Rotman'la Çağlayan Menderes oynadı. Beklerde oynayan futbolcular sağ bekte Oğuz Yıldırım, sol bekte ise Bülent Uzun oynadı. Orta alanda oynayan futbolcular ise bugün Ensane Simon enteresan bir şekilde yedek kulübesindeydi. Ben Ensane Simon'un mutlaka ilk 11'de olması gerektiğini düşünüyordum ama bugün Hasan Kılıç, Sinan Kurt ve Murat Cem Akpınar'dan oluşan bir orta alan hattı vardı Sakaryaspor'da. İleride ise bir tarafta Dimitrov, diğer tarafta ise oynayan futbolcu Odessa Roşi, en uçta ise Kabango Kasango 11 ile sahaya çıkan bir Sakaryaspor vardı.
Adana Spor'da diğer kanatta oynayan futbolcusu Raşit Muhammed'di. Eski Sakaryasporlu Raşit Muhammed'le sahaya çıkmıştı. Aslında hani maç öyle bir tempolu başladı ki ilk 10 dakikada iki rakibinde takımında iki tane ciddi pozisyonu vardı. İşte Junior Fernandez'in bir kafa vuruşu vardı Adana Spor adına. Sakarya Spor adına da yine Murat Cem Akpınar'ın üst üste iki kafa vuruşu yapıldı. Murat Cem Akpınar'ın ki çok ciddiydi. Ferhat iyi çıkarttı. Ama o yüksek tempolu girişten sonra ilk 10 dakikadaki o tempolu oyun oyunun geri kalanına pek yansımadı. Hani maç içerisinde ciddi sayılabilecek pozisyon. İkinci yarıda Kabango Kasango'nun kaçırdığı karşı karşıya pozisyonunu saymazsak çok ciddi pozisyonlar da olmadı. Hani evet kaleye atılan şutlar vardı ama çok etkili şut diyebileceğimiz bir durumlar da yoktu. İki takım da aslında maçı 0-0'a bir nevi kilitlediler ve sağdan da her iki takım birer puanla ayrılmış oldu. Tabii şimdi şöyle bakmak lazım. Adana Spor'un işi kolay değil. Ben hatta ligin devre arasında ligden düşecek Altay ve Giresun Spor'dan sonra ligden düşecek olan 3. takım olarak Adana Spor'u değerlendiriyordum ki hala bu görüşümde geçerli. Ben ligden düşecek 3. takım olarak %70 ihtimalle Adana Spor demiştim. Ben hala sözümün arkasındayım. Neden? Mesela Adana Spor'un geriye kalan fikstürü çok zorlu. Gelecek hafta mesela Eyüp Spor maçı var. Yine Çorum Futbol Kulübü ile maçı var. Manisa Futbol Kulübü ile maçı var. Yanılmıyorsam Gençler Birliği ile maçı var. Hep çok zorlu, yani üst tarafı zorlayacak. Hani belki Manisa ile Gençler Birliği maçını nispeten daha zor olarak görebiliriz ama yani o maçların da kolay geçmeyeceği aşikar. Yani Adana Spor'dan kadro kalitesi olarak bir oyun gücü olarak yüksek takımlar. Yani üst taraftaki takımlarla çok maçı var daha Adana Spor'un. O yüzden Adana Spor'un durumu bence biraz kritik noktada. Bence fikstür olarak da ligin şu anda en kolay fikstürüne sahip olan takım da Sakarya Spor gibi görünüyor. Yani ligin son haftasında oynayacak Kocaeli Spor maçını saymazsak geriye kalan fikstürdeki durumda en rahat takımlardan birisi Sakarya Spor. Kaldı ki ben şunu da dile getirmiştim. Bundan yaklaşık bir ay önceki lig bir periyotta Eyüp Spor maçı öncesinde Sakarya Spor'un. Sakarya Spor ligin ilk yarısında Eyüp Spor'la başlayan bir 10 maçlık yenilmezlik serisi vardı. O serinin ben bu sezon, yani ligin ikinci yarısını yansımayacağını ve ligin ilk yarısında üst üste aldığı seri galibiyetlerin, ilk yarının sonlarında elde etmiş olduğu seri galibiyetlerin ligin ikinci yarısında olmayacağını, ki Adana Spor gibi, Şanlıurfa Spor gibi oynayacağı maçlarda puan kayıplarını yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyordum ki burada beni mesela bugünkü Adana Spor maçında yanıltmadı. Çünkü bu kez o ligin ilk yarısında rahat yendiği takımlar artık ateş attığında ve daha artık puan mücadelesiyle sahaya çıkarak oynuyorlar. O yüzden de hani Adana, belki Sakarya Spor taraftarı buraya direkt artı 3 yazarak hesaplama yapıyordu ama artık Adana Spor maçları, Şanlıurfa Spor maçları, onlar artık o kadar da çanta dökeklik maç noktasına bakılmaması gerekiyor. Ve bugün de ortaya çıkan sonuçta bunu gösterdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı da bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu günler diliyorum.